Herkese merhaba Onur Kemal Koç ben gençlerin kariyer kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Kitap sohbetleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce size Kadının Adı Yok, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sineklerin Tanrısı, Ötekilerin Kökeni gibi kitapları tanıtmıştım. Anlatmıştım spoiler vermemeye çalışarak. Ve demiştim ki bu kitapları okumak sizin toplumu daha iyi analiz edebilmeniz adına, daha iyi okuyabilmeniz, toplumdaki olan biteni daha iyi anlayıp kavrayabilmeniz ve ona göre bir strateji oluşturabilmeniz adına fayda sağlar. Bu da hem iş hayatı için ki kanalımızın genel konusu genellikle iş hayatına yönelik oluyor. Hem iş hayatında hem de iş dışındaki özel hayatınızda size çok fayda sağlar demiştim. Yine bana böyle bir kitap öner abi ve ben Türk toplumunun içinde yaşadığımız coğrafyadaki böyle dinamikleri daha iyi kavrayabilirim diyorsanız bu işte yılanların öcü olabilir. Fakir Baykurt'un benim çok beğendiğim eseri yılanların öcünü sizle bugün böyle bir sohbet eşliğinde konuşacağız. Daha önceki serilerde belirttiğim gibi ben direkt bir özet geçmiyorum. Tadını kaçırmamaya çalışıyorum. Neden bu kitabı size önerdiğimi anlatmaya çalışacağım ve bu kitap bize aslında neyi anlatıyor? Onun üzerinden geçmeye çalışacağım. Şimdi biz 2022'nin sonlarındayız. Bu kitap 1950'lerin başında geçiyor. 1950'lerin başında köyde geçen bir kitap bize nasıl bugünün toplumuyla ilgili bir analiz yeteneği kazandırabiliyor? Nasıl böyle tam olarak aslında şu an yaşadıklarımızı o günde yaşandığına dair ibarelerde bulunabiliyor? Biraz onu konuşmaya çalışacağız sizinle. Biz bugün şehirde yaşıyoruz köydeki o 1950'lerdeki köyle şu anki yaşadıklarımızın ne alakası var? Nasıl birbiriyle elintili? Aslında ben size bunu aktarmaya çalışacağım. Eğer böyle okursanız bir kitabı, bunları bilerek üzerinden geçtikten sonra okursanız ya da bir daha okursanız belki çok daha fazla zevk alabilirsiniz. Diğer türlü şöyle oluyor. Kitabın konusu nedir? İşte bir köy romanı, köyde geçen bir olay. işte ezilenler var, ezenler var. Orada ortada kalan memurlar, bürokratlar var böyle bir roman şeklinde okuyup geçerseniz tabii ki tam iyi analizleri yapamıyor olabilirsiniz ama ben şimdi kitapta o kadar böyle bazı kavramların ne kadar Türkiye'de yeni olduğunu size anlatmaya çalışacağım ki size şunu anlatmaya, göstermeye çalışacağım. 70 yılda aslında şu an eleştirdiğimiz çoğu konu var ya günlük yaşantımızda, bizim hayatımıza tesir eden, bizim şikayetçi olduğumuz konular daha 70 yıl önce nasıl konuşulmaya başlanmış, nasıl topluma işlenmeye başlamış ve ne kadar daha bazı kavramlar için çok çok genç bir ülkeyiz, çok genç bir toplumuz. Onları ben size aktarmaya çalışacağım. Onun için de bu işte burada da, sunumda da yazdığım kavramların oturma işini göstermek adına da size şöyle o zamanlar ki Türkiye'yi de kısaca çok çok kısa biraz atlayarak özet geçmek istiyorum. Çünkü 1950'lerin başında geçiyor ya roman 1923'ten sonra o yeni cumhuriyet köylülerin o dönemki bakış açısı neydi? Siyasete yaklaşımı neydi? Biraz bunu anlarsak hem Fakir Baykurt karakterinin, yazarın oluşumu bu hikayenin içerisinde gizli. Hem de Fakir Baykurt zaten bu kitabı, bu romanı biraz daha böyle otobiyografik gibi. Yani tam otobiyografi diyemeyiz ama kendi hayatını esinlenerek yazdığı için onun hayatının oluşumuyla aslında kitabın oluşumu ve kitabın inanılmaz tespitleri bana göre müthiş derecedeki o gözlemleri ve ortaya çıkarması daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. 1923'ten sonra tek partili bir dönem var biliyorsunuz. Seçimler o zamanın şartları gerektiremediği için yeterli şartlar oluşmadığı için yapılamıyor. 1930'da ilk böyle çok partili döneme bir göz kırpmak geçiş diyemeyiz. Serbest Fırka kuruluyor. Birazcık daha danışıklı dövüş gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu tarafta köylülerin özellikle köydeki kesimin ki o zamanlar ki oranlara bakarsanız toplumun çok büyük bir kesimi köylerde yaşıyor hala. O büyük göç dalgaları daha olmamış o yıllarda. Serbest Fırkaya inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Yoğun bir ilgi var. Bu da aslında mevcut yönetimin, mevcut hükümetin daha fazla köylülere yönelik çalışmalar yapmasına, daha o tarafı kalkındırmaya ve o cumhuriyetin o güzel devrimlerini, güzel inkılaplarını o taraflara daha iyi aktarılmasını sağlamak adına, onları daha fazla, onların daha fazla desteğini kazanabilmek adına, onları eğitebilmek adına çeşitli bu tarafta oluşumlar oluyor. Mesela halk evlerinin kurulması, yine elit kesimin bu özellikle yazarların diğer sanatçı kesimi köye ve köyün problemlerine yönelik ilgi göstermeye ve eser üretmeye başlaması ki Osmanlı zamanından da gelen bir aslında akım vardı ama tam yeteri kadar bu köycülük, köyün problemleri köyün köyün durumunu öne çıkarma tam olmayabiliyordu mesela burada en sizin bileceğiniz romanlardan Yabanın Yakup Kadri'nin Yaman'ın bir yaban romanının bir eleştirisi de vardı mesela benim okudum kaynaklarda. Daha elitist bir bakış açısıyla köylüye biraz daha uzaktan bakıyor gibi bir durum vardı. Daha bu 1930'larda tamam bir akım var ama hala tam anlamıyla köyün gerçek portresi çizilmişti. İşte o 1950'lerin başındaki bu güzel eser nasıl bu bu kadar iyi tespitler yapabiliyor ve bence bu kadar önemli onu anlatmaya, onu aktarmaya çalışıyorum size. 1930'lardaki bu denemelerden sonra 1940'larda çok önemli bir şey köy enstitüleri açılıyor ve köy enstitüleri dergisi 1945'te çıkmaya başlayınca aslında köy romancılığı, köye yönelik edebiyat, köyün problemleri Problemleri ...köycülük, kö, toplumculuk daha da ön plana çıkıyor. Hatta Fakir Baykurt'un da Köy Enstitüleri dergisinde, 1947'deydi sanırım, bir şiiri yayınlanıyor. O da bakın, kendisi de bu arada köy enstitülerinde okuyan bir insan, yazarımız. Köy enstitülerinin açılması bir yazarı çıkartmayın. Yani oradaki o enstitü dergileri bir yazarın doğmasına da... Ee, ön ayak oluyor ve o yazarın çıkardığı bir kitapta nasıl bizim hala şu an bile 2020'lerde 2022'nin sonunda okuyup e, böyle bizim feyz almamızı sağlayabiliyor O anlamda gerçekten önemli Demokrat Parti iktzarında 1950'de ben burada yazdım e, seçimleri kazanmasıyla birlikte Çünkü bu kitap zaten Demokrat Parti'nin ilk yıllarını, o demokrasi anlayışının cumhuriyet, adalet, hukuk, devlet, hükümet, korku, jandarma, muhtar onu o kadar güzel anlatıyor ki işte o dönemki halkın yaşadıklarını. Bunu iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü biz istediğimiz kadar şehirde yaşıyor olalım, istediğimiz kadar Amerikan var ya da Avrupa'yı görelim kendimizi. Hala kökenimiz çok kısa bir zamana kadar köye dayanıyor çoğumuzun, büyük çoğunluğunun toplumun. Ve hala şehirde bile köy zihniyetini yaşıyoruz. Burada eleştirmek için kesinlikle söylemiyorum bunu. Bizim içinde yaşadığımız toplumun zihniyetini anlayabilmemiz için köy zihniyetini köylünün o zamanki yaşadığı ve o yaşayan köylülerin şehire geldikten sonraki adaptasyon problemlerini ve hala o kuşaklar arasında da o adaptasyonun tam sağlanamamasını bir anlamak lazım diye düşünüyorum. Burada aslında karakterlerimizden meşhur karakterlerimizden Hüsnü, Muhtar Hüsnü'nün çok da güzel bir lafı var demokrasinin ilk yıllarına yönelik o Demokrat Parti'nin daha doğrusu ilk yıllarına yönelik bir lafı var. Şimdi ortada bir demokratçılar var. Dikkat edin. Çilik değil, çılık. Malum ya çilik başka, çılık başka. Demokratçılıktan amaç herkes nerede sen orada olacaksın demektir. Şimdi bir işe başladın mı çoğunluk diyorlar. Çoğunluk hay hay'ı bastı mı hayır deyenin hali harap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bundan böyle muhaliflik, münafıklık yoktur. Hayır demek yasak edilmiş. Şu anda da aslında çoğunluğun evet dediği diğer görece azınlığın işte %51 evet dedi, %49 hayır dedi. Ne gibi sonuçları olabiliyor? Görüyoruz işte o yıllarda daha muhtar halka artık demokratçılık var, artık e, çoğunluk var. Böyle bir seçimden sonra ya da herhangi bir karardaki seçimden sonra hayır diyenin hali harap diye onları korkutmaya çalışıyor. Tabi ondan önceki yıllardaki o jandarma baskısı, işte devletten sürekli korkulması, devlet baba figürü sürekli hani devletin milletten üstün olduğunun oturtulmaya çalışılması da bu kitapta net bir şekilde bir zihniyet olarak gözüküyor. Hala ben 2020'lerde de 2000'lerde dediğim daha geniş bir konuşacak olursak bunun devam ettiğini düşünüyorum. Yine bakın burada bir örnek de koydum. İşte böyle komşular yine Hüsnü muhtar olarak kendi tebaasına halkına sesleniyor diyelim. Hükümet babamız bizi serbest bıraktığından kaymakamla hükümetimizin büyük bir memuru olduğundan hem de ayağımıza kadar geldiğinden canı yürekten bağıracağız ki sağol efendim sağol akşamla sabahta ağzınıza harara ha. o zaman da uyanıklığı elden bırakmayın çünkü bunlar kurnaz olur. Nasıl hükümetimizden hoşnut musunuz diye sorar hemen hoşnutuz diyeceksiniz. Hoşnut değiliz dedin mi onun anlamı başkadır. Senin adını hemen kafasına not eder sonra jandarmaya bir göz kırptı mı tamam 6 ay ceza işte az önceki bahsettiğim o zihniyeti anlamanız adına da köydeki devrimlere bakış açısı, halkın yeni hükümete bakış açısı, yeni cumhuriyete bakış açısı birazcık daha bu şekilde olabiliyor. Bu da güzel bir eleştiri olarak yer almış kitapta. Kitabın konusunda tabii ki de böyle bir haksızlık ön planda. iki kesimin yaşadığı güçlü ezilenle, güçlü ezen görece daha varlıklı bir köylüyle ezilen köylünün yaşadıkları gibi anlatılıyor. Ama ben Son bölümde de zaten söyleyeceğim bu kitapta neler bulabilirsiniz diye. Onu anlamak adına o dönemin şartlarını, o dönemin siyasetini, o dönemin bakış açısını anlamamız çok kritik. Az önce demiştim ya size Fakir Baykurt'un hayatı da zaten böyle şekillenmiş diye. O da yine benzer şeyde, kitapta da zaten Akçaköy'de de Karaköy, Akçaköy diye geçiyor. Yine aynı ilçeden. Ee, yine Burdur'dan bir e, ki, kişi kendisi. Kitapta ondan zaten otobiyografik öğeler taşıyor diyoruz. Kendisi köy öğretmeni oluyor. Köyleri iyi bir şekilde gözlemleyebiliyor. Türkçe öğretmeni oluyor ondan sonra gazi endüstrisini bitirip. Sivas Lisesi'ne atanıyor. Askere alınıyor. Hatta askerde böyle çarşı izinlerinde de bu kitabı yazdığı falan söyleniyor bazı kitaplarda. Tam net bulamadım. Ee, onun için siz de araştırabilirsiniz. Aslında hayatı biraz daha 1958'de yılanların öcüne Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunus Nadir Roman ödülünün verilmesi ve tefrikalar halinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasından sonra değişiyor diyebiliriz. Sendikacılık anlamında, federasyon anlamında çok aktif bir keşi ve Türkiye'nin çalkantılı dönemlerinde bu darbe sonrasında işte 1960 darbesinden sonra filminin bu kitabın filmin çekilmesinin bile sansüre uğraması. Galas'ında sanırım yine Fakir Baykurt'a saldırıların olması. Burada bir hükümet eleştirisi olduğu için ya da toplum eleştirisi olduğu için ve kendisi de sol görüşe yakın olduğu için ciddi bir eleştiriye maruz kalıyor. 70'li yıllarda uzun süren tutukluluğu var. Yine 80 darbesinden önce gerilen ortamdan dolayı kendisini Almanya'ya aktarması var, Almanya'ya göç etmesi var ve 1999 yılına kadar da Almanya'da yaşıyor. Kendisi sonra Türkiye son yıllarında Türkiye siyasetinde de belli partilerde aday oluyor diye biliyorum ben. Yani öyle araştırmıştım. Aslında çok fazla eseri var. Aldığı çok fazla ödül var. Hepsini tabii koyup video uzatmak istemedim ama çok değerli eserler üreten bir kişi. Gerçek isminde Tahir olduğunu bu arada okudum. Fakir Baykurt bir nickname gibi böyle bir mahlas gibi e, ...Köy Enstitüleri dergisindeki yazılarından sonra şiirlerinden sonra bunu kullandığına dair de okudum. Dediğim gibi siz de araştırabilirsiniz. Hepsine yer vermedim ben burada. Bir Irazca üçlemesi ya da Fakir Baykurt üçlemesi diye de bu kitabın devam niteliğini taşıyan eserler var. Beğenirseniz onları da okuyabilirsiniz. Peki neden bu kadar ben bu kitabı öneriyorum? Şimdi bu kitapta neler bulabilirsiniz? Ben onları da böyle madde madde sizler için yazdım. Aslında ne kadar fazla Öğe burada içeriyor. Bir hikaye bize basit bir hikayeymiş gibi iki tarafın kavgası ve saçma bir konudan gerçekleştirdiği bir kavgadan bile öyle güzel bir olay örüntüsü var ki... Biz bu kitapta çok fazla o döneme ait ve şu günümüze dair şeyler bulabiliyoruz işte o heykel sahnesi var orada tabi bunlar bir tık spoiler içeriği olabilir ama çok bence böyle zevkini kaçıracağını düşünmediğimden bu kadar net bir şekilde yazdım orada bir para toplama korkusu var bir heykel yapılacak işte heykel o dönemler için ne kadar önemli birazcık da araştırmanızı ben buradan size salık veriyorum orada hani köylülerin elinde avucunda olmadan o korkuyla ve onlar böyle bir bazı işgüzarların korkutmasıyla nasıl para toplamaya çalışıyorlar böyle konular aslında ne kadar iyi bir amaca hizmet edecekken nasıl ters tepebiliyor köylüler tarafından? Bunu anlamak adına çok önemli. Sonra neden işte Demokrat Parti seçildi? Sonra neden 1960 darbesi oldu? O darbeden sonra neden bir daha 1962'de falan darbe girişimleri olmaya çalıştı? Sonra neden Adalet Partisi e, tekrardan kazandı? İşte bazı koalisyonlar kuruldu. Sonra neden 70-80 falan bunları anlamamız bu açıdan da çok önemli. Şu anki 2000 22'de 23'te olacak olanları da anlamak adına da çok önemli buluyorum ben bu bu tarz kitapları bu tarz romanları çünkü direkt tarihi bir e, belgesel izleseniz ya da işte kitap okusanız bu kadar çok belki alamayabilirsiniz. Bu bir olay örgüsü içerisinde geçtiği için size çok daha rahat oluyor. Medeni yaşamın tam oturmayışını çok net bir şekilde burada görebiliyorsunuz. O yaş oradaki yaşayan insanların da şu an şehire artık göç edip işte ya da bir alt kuşak ya da kendi hala nasıl şehirde problemler yaşandığını işte Türkiye'nin şehirlerindeki sıkıntıları da çok net bir şekilde bu zihniyetin taşınmasıyla görebiliyorsun. Sınıf ayrımı, insan kayırma, pısırın hala ezilmeye çalışması. Bugün görmüyor muyuz bunları? Sınıf atlamaya çalışmanın hala ne kadar Türkiye için önemli olduğu ve sınıf atlamaya çalışmak için işte saçma sapan alışverişler yapılıp bunu bir kapitalizm aracı olarak da çok net kullanıldığını ben bugün hala gözlemliyorum. Sizler gözlemleyebiliyor musunuz? Rüşvetle, imtiyazla iş halletmek konuşmaya bile gerek yok. Bu kitapta bulabileceğiniz, toplumunda da bulabileceğiniz bir konu. Şiddette çözüm aramak, sürekli şiddeti bir çözüm aracı olarak kullanmak, inatlaşmak, böyle bu durum çok net bir şekilde kitapta görünüyor. Türkiye'de bir problem çıktığında, fikir ayrılıkları olduğunda nasıl bu konunun çözülemeyeceği, nasıl çözüldüğünü anlatma yazmışım ama nasıl çözülemediğini anlama noktasında yine çok güzel doneler var. Göz korkutma, tehdit, şiddet yine az önce bahsettiğim gibi çok kritik. Cinsellik konusu, cinselliğe bakış açısı, yasak aşk, zina konusu. Şu an Müge Anlı'yı aralarda denk geliyorsanız, izliyorsanız hala görüyoruz daha beterini, bin beterini. Bir kadının e, bu namusla öç alma konusuna destek olabilmesi çok acı bir şey bu bizim toplumumuzda. Bizim küfürlerimizde de mesela bunu görüyoruz. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Yine bunu kitapta çok net bir şekilde namus üzerine intikam ve bir kadının buna destek olabilmesi, aracı olabilmesi, yasaklayacağı yerde önleyeceği yerde çanak tutabilmesi hala kanayan yaralarımızdan biri değil mi? Oğlunun üzerine hakim olan anne, otoriter anne, yaşlı kadın e, otoriterliği ve oğlunu yönlendirmesi, her konuda yönlendirmesi hala gözlemlemediğimiz bir konu mu? Köydeki otoriter yapının nasıl baskıcı olabildiği, işte şehirdeki, belediyedeki herhangi bir otoritenin hala nasıl baskıcı olabildiği, yetkililerin kendi çıkarları doğrultusunda ve yukarıdan da gelen yönlendirmelerle nasıl hızlıca saf değiştirebileceği bunu net bir şekilde kitapta olay örgüsünde görebiliyorsunuz. Hırsızlık ne demek? Harama bakış açısı ne demek? Hırsızlık, haram gibi konular nasıl yeri geldiğinde meşrulaştırılabiliyor? Bunu da görmeniz gerekiyor. Türkiye'deki adalet hukuka bakış açısı zaten çok net bir şekilde olayın içinde var. Dini vecizeler, din adamlarının istedikleri zaman nasıl bunları eğip bükebileceklerine dair kitapta gözlemlemeniz gereken olaylar var. Mahalle baskısı yine aynı şekilde. Mahalle el gün ne der ve mahallenin direkt toplanarak size istediğini yaptırmaya çalışması. Haklı olduğunu bile bile korkmak susmak. Özellikle de fakir kesimin fakir olanın haklı olmasının zor olması. Bu tarafta çok net bir şekilde işleniyor. Ekmek parası için haksızlara karşı susmak, karşı çıkamamak hatta haklının böyle yanındaymış gibi durabilmek çünkü o haklıdan dolayı bir maddi kazanç elde ettiğin için haksızdan dolayı pardon ezen tarafın yanında durabiliyorsunuz ekmek parası için şu an hala susan milyonlar yok mu? kaybet kaybet durumlarını hani kazan kazan durumları negotiation videosunda da işlemiştik. Olması gerekiyor demiştik ya. Burada ne kadar kaybet kaybet durumlarının olduğunu da çok net bir şekilde kitapta görebiliyorsunuz. Bürokların bürokratların halktan kopuk olabileceğine dair de burada ibareler var ama dürüst bürokratların da ne kadar bu işi değiştirebileceklerine ve yardımcı olabileceklerine dair de gerçekten güzel dürüst bürokratlar da bu tarafta işlenmiş. Ben Son söz olarak kesinlikle ve kesinlikle bu kitabın okunması gerektiğine, dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Gerçekten anlayarak, özümseyerek okursanız şu an içinde yaşadığımız çoğu olayı daha net yorumlayabilirsiniz. Özellikle Z kuşağından ya da Y kuşağının böyle daha genç temsilcilerinden ben toplumu tam anlamadan çok böyle sert yorumlar geldiğini görüyorum. Yani bilgiye dayanmayan çıkarımların ve isyanların olduğunu görüyorum. Onları o sert isyanları, sert eleştirileri Birazcık daha bilgi çerçevesine zeminini oturttuğumuzda çok daha net bir şekilde hayatımıza yön verebiliriz, şekil verebiliriz. Bir şeylerin çok hızlı olacağını ummak bir şeylerin Türkiye gibi coğrafyalarda çok hızlı değişeceğine, gelişeceğine ve çok muhasır medeniyetler seviyesine aniden hızlıca geleceğine inanıp umut bağlayanlar olduğunu görüyorum. Ben bu sürecin birazcık daha yavaş olacağına inanıyorum. Hatta belli başlı pürüzler çıkarsa çok daha yavaşlayabilir. Eskisinden bile daha yavaş ilerleyebilir. Ama bir noktadan baktığımızdan böyle geriye dönüp bir yol kat ettiğimiz net. Ama 1950'deki bir romanı, biz 1950'lerin başındaki bir romanı, biz bu kadar hala 2022'nin sonunda övüyorsak ve aynı bizi anlatıyor diyorsak ne kadar daha az yol alınmış. Bunu da görebiliyoruz. Yani Avrupalıların belki 300-500 yılda yaptığı konuları biz daha 70 yıldır yapmaya çalışıyorsak, bu konular üzerinde konuşuyorsak, gelişmeye çalışıyorsak daha ne kadar daha yolumuz var bunları görmek adına da güzel iş hayatının içerisinde hala böyle büyük kurumlarda işte corporate life'da bile ne kadar köylü zihniyetinde insan var bunları da net bir şekilde görebilirsiniz. Hala o böyle Amerikan var Avrupa'yı kurumların onları özenerek onlardan böyle polisler alarak oluşturulmuş kurumların bile iş yapış tarzı hala nasıl bu köydeki iş yapışla aynı Bunları da görebilirsiniz. Bunları da gözlemlersiniz diye düşünüyorum. Onun için hem iş hayatınızda hem toplumdaki böyle tutumunuzda, günlük yaşantınızda size çok fayda sağlayacağına inandığım Aa, hani bir şeyler daha net oturuyor ee, en azından bu kitaptan sonra diyebileceğiniz bir kitap olduğu için çok üstüne basa basa bu kavramları anlatmaya çalıştım. Benim için olay örgüsünün o kadar önemi yok ama o içindeki altta yatan metinler o kadar önemli, o kadar kritik ki zaten Fakir Baykurt'un da bu kitabı yazdıktan sonra bu denle eleştirilmesinin, açığa alınmasının, sansür uygulanmasının, saldırıya uğramasının sonrasında da belki işte yine bu kitap ve bunun gibi yaptığı eleştiriler den dolayı böyle tutukluluk süreci yaşaması, sonra ülkeyi terk edecek duruma gelmesi, birçok ödül almasına rağmen, çok başarılı eserler üretmesine rağmen sadece bir roman yazdığı için değil. Bir roman yazıp bu kadar, diğer romanlarında da tabii böyle benzer öğeler var, bu kadar net bir şekilde gözümüzün önüne sokabilmesi ne olduğumuzu ve nelerde zorlandığımızı, neler yaşadığımızı diyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Bütün yorumlarınızı, konuyla ilgili diğer önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.